Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani aşere min kitabı savm. Bugün kitabı savmın 12. dersini okuyoruz. Vakada fakat vakada fakat ey min gayri kefareti. Sadakada yapar, kefaret vermez. Evet. Ne zaman? İn eftara hataen. Eğer yanlışlıkla iftar ederse. İftar etmiş ise. Bu nasıl oluyor? Ben kane zakiren lisavmi. Orucu hatırlıyor, unutmamış. Gayre kasidin lil fıtri. Fıtrın kasidi de değil. Yani iftar etmek, oruç yeme amacında da değil. Amacında da değil. E peki örneği ne gibi? Adam orucu hatırlıyor, fıtrın niyetinde değil. Niye yesin? Kemal lev temadmede, medmede yaptı. Feddehelel ma'u fi halkihi, boğazdan su girdi. Evet. Ve in lem yubalik, velev ki mübalığa da yapmasa. Evet. Niye? Çünkü Ramazan'da oruçlu kişi için medmede sünnet değil. Değil. Medmede yaparak su aşağı indiyse orucu bozulur. Ama ne yok? Kefaret yok. Ve bi kale malikun, İmam Malik de aynı bu şekilde söylemiş. Yalnız ve şerete şafi'yi vücudel mübalağati lil iftari. İftar için mübalağanın vücudunu şart kılmış. Eğer mübalağa yaparsan, boğazına su kaçarsa, o zaman orucu bozulur. O zaman orucu bozulur. Bozulur. He. Şafirde kefaret zaten yok. İftar için vücudun mübalağa şart koşmuş. Alel essah, essah'a göre. Hı hı. Niye? Çünkü şafirlerde oruçlu kişi için medmede var, mübalağa yok. Hı. Bu mübalağa yaptıysa, aşağı indiyse oruç bozulur. Ama Hanefiler de var madmada zaten. Mübalağa yapmaz. Hanefilerde burada o ayrım yok. Hı. Yani mübalağa yapmasa da aşağı inerse orucu bozulur. Hı hı. لِأَنَّهُ حَسَلَ مِنْ غَيْرِ قَسْلِهِ Şafirlerde mübalağa yaparsa oruç inerse öyle bozulur. Bozulur. Yapmasa inerse oruç bozulmaz. Kefaret zaten yok. Kefaret yok zaten. لِأَنَّهُ حَسَلَ مِنْ غَيْرِ قَسْلِهِ Çünkü bu onun kasti olmadan hasıl olmuş. Bir de fi ikameti fiilin ve huve sünnetin kummedmededir. Sünnet olan bir fiili gerçekleştirmek için kasti olmadan bu su aşağı inmiş. Orucu bozulmaz. Şafi'nin delili. He, tam şafi'nin delili. O zaman fekâne mazûren kennâsi. Unutan kişi nasıl mazur orucu bozulmuyor ise bu da mazurdur, orucu bozulmuyor. Evet. Ama bi hilâfi mâ izâ zâde alâ sünneti bil mübâlâti. Diyelim ne kadar mübâlâ sünnet ise bi hilâfi mâ izâ zâde alâ sünneti bil mübâlâti. Bakın medmede sünnettir. Mübalağa yapmak suretiyle sünneti geçerse evet. Ha, o zaman oruç bozulur. Bakın mübalağa yapmak suretiyle sünneti geçerse o zaman oruç bozulur. Yani sünnetteki mübalağanın sınırını aşarsa? Yok öyle değil. Sünnet nedir? Normal ağzına su vermek. Tamam. Oruçlu kişi. O mübalağa yaparsa bunu geçerse, mübalağa yapmakla bunu geçerse. Yoksa mübalağa da aşırı gitmek değil. Yani mazmadaki sünnet miktarını şey aşarsa. Yani mübalağa yapmak suretiyle sünnet miktarını aşarsa. Miktarını açarsa. Şey de mübalağayı aşarsa. Zaten oruçlu kişi için mübalağa yok. Hı hı. O da mübalağa yapmak suretiyle sünneti geçerse hı. O zaman aşağı inerse orucu bozulur. Hı. Niye? لِأَنَّهُ o kişi حِنَيْزِنْ mübalağa yapmak suretiyle sünneti aşarsa لَا يَكُنُ مُقِيمًا قُرْبَةً o bir kurbeti ikamet etmiş olmuyor. Hani ibadeti yerine getirmiş olmuyor. Olmuyor. وَعَنْ اِبْنِ اَبِي لَيْلَا اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّعَ لِلْمَكْتُوبَةِ وَعَنْ اِبْنِ اَبِي لَيْلَا اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّعَ لِلْمَكْتُوبَةِ
mektübe için, farz namaz için abdest alırsa, aşağı inerse laif sudur savunur. Orucun ne olmaz? Bozulmaz. İster mübalağa yapsın, ister mübalağa yapmasın. Niye? Çünkü farz namaz için ne etmiş? Abdest almış. Bu kim? Ebu Leyla mesela. He, İbn Ebi Leyla'nın görüşü. Ve an İbn Ebi Leyla o böyle bir rivayet etmiş. Anne izâ tevadda lil mektûb. Yani onun görüşü değil. O böyle bir rivayet yapıyor. İzâ tevadda lil mektûbeti lâ yefsudu savmû. Ve in tevadda lil nafileti, eğer nafile için oruç tutarsa yefsudu ne olur? Orucu bozulur. Oldu mu olmadı? Şimdi nafile için oruç tutarsa mı? Nafile namaz için abdest alırsa, ya öyle. Nafile namaz için abdest alırsa, su tamam, aşağı inerse tamam. Ne olur? Bozulur. Oruç bozulur. Ama farz bir namaz için abdest alırken ederse, boğazına inerse ne olmaz? Bozulmaz. Sebep? لِأَنَّهُ مُتَطَرُّنْ اِلَى الْاَوَّلِي Çünkü mektube için mecbur abdest alır. Tamam. Mektube farzdır. Dün esani, saniye mecburdur. Nafile kılmaya bilir. Evet. Oldu mu? اَوْ مُكْرَهَنْ Zorla oruç yedirilirse birine kefaret düşmez. وَبِهِ قَالَ مَالِكُنْ İmam Malik de böyle demiş. Evet. وَعِنْدَ شَافِعِي لَا يَخْدِي فِيهِمَا Hatada da mükrete de Şafi'nin yanında gada yapmıyor. Hatan da yerse, ikrahen de yedirilirse bozulur bozulmaz o ayrı bir konu ama bozulduğu takdirde kaza yapmaz. Yok, kaza yapmaz. Kaza yapmaz. He, yerse de kaza yapmaz. Zorla biri orucu ona yedirdi, o kaza yapmaz. Yemiş zaten yani. Hatan yemiş, kaza yapmaz. Yapmaz. Niye? لِقَوْلِهِ تَعَلَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فِمَا اَخْتَاتُمْ بِهِ Hata yaptığınız şeyde size günah yok. Yoksa niye kaza yapsın? Bir günah işlenmemişse niye kaza yapsın? Bu ayettir. Evet. Bu hatayla ilgili. Bu sefer hani nisan hatayla ilgili. Keratra geliyor. Rufi'an an ve kavlihi aleyhissalatu vesselam rufi'an ümmeti el hata. Bakın hata var burada. Ve kavlihi değil mi o şeyde? He. Ve nisyanu. Nisyan da var. Ve mestukrihu aleyhi. Burada da ne yok? Rufi'an ümmet. Benim ümmetimden hata, nisyan, ikrah kalkmış. Yani vebali yok. Niye kaza yapsın? Ravahu taberaniyu an sevban vel beyhaqiyu an ibni Ömer bilefsi rufi'ayyene bilefsi vidi'a demiş. Peki Şafii öyle diyor. Maliki biraz önce farkı söyledi. Bizim delilimiz ne? Şafii diyor ikrahla yemiş ise, hatan yemiş ise kefaret yok diyor. Evet. Biz var diyoruz Hanefi olarak. Delil ne? وَلَنَا اَنَّ الْمُفْدِلَ Orucu bozan şey. Evet. اَنَّ الْمُفْتِرَ وَسَلِيلَ جَوْفِيهِ Muftir onun cevfine ulaşmış. Karnına gitmiş yani. Yani اَنَّ الْمُفْتِرَ وَسَلِيلَ جَوْفِ Karnına gitmiş, ağzından aşağı inmiş. Evet. فَيَفْسُدُ السَّوْمُهُ Savumun ne oluyor? İfsat oluyor, bozuluyor. Orucu bozuluyor. وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِ Nâside de kıyas budur. Şimdi nasi kişi, onu tarak oruç yiyen kişiden bu kıyastır. Evet. Yani orada da bozulmalıdır. Şimdi unutan kişinin cevfine bir şey ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. Ulaşıyor. Ha, peki madem 12'de de muftir vesileyle cevfidir. Niye 12 bozulmuyor? Evet. Hata en değil mi? Yok, o nasidir. Unutmuş oruçlu olduğunu unuttu, yemek yedi. O 12 niye bozulmuyor? Değil. Nasıl, tamam. 12 niye bozulmuyor? Hı-hı. Diyor illa enna tereknahu biz bunu terk etmişiz lima seyyeti. Evet. Ve sâre kema izâ ukriha ala en ye'kule biyedihi. Ve sâre kema izâ ukriha bu buna benziyor.
biri tarafından biri zorlandı. Yemezsen sen şöyle böyle yaparım. Neyin üzerine zorladı? Alan yakule bir yedik. Kendin otur ye. O da eliyle aldı yedi. Ama bu bunun gibi oldu. Nasıl bunun orucu bozulmuyor ise? Yok. İlla ene teregna ul masayeti ve sarıçama izâ ukriye ala en yakule bir yedihi. Bir yedi yersen bozulmuyor. Bozulmuyor. Bozulmuyor mu acaba? Ama ikrah gibi sanki böyle. İkrah ya. Tabii bunu sen verdi bunun önünde boylu kendi yedirmiyor. Bunu yiyeceksin diyor. Tam kafaya silahı dayadı. O yese orucu bozulmuyor demek. Kıyas. Kıyas bin nas. Nas'ide de kıyas. İlla ne terekne ol lima seyeti. Ve sara kema uk iza ukri ala niyakule bi yedi. Nasıl burada bozulmuyorsa Nas'ide de bozulmuyor. Cevap ver ama bu şey ne oldu? Bu kimin görüşüydü bu? Yok yok. Bu Hanifilere. Hanifilere tabii. Peki Hanifilere bir deyse hani ayet vardı. Leysa aleyküm cünahtumu ahtatum bihi. Rufan ümmeten hata ve nisan ve mestukriyu aleyhi. Onlar ise ne yapıyorsunuz? Diyor ve ucibe anil ayeti vel hadisi bi ennel murada bihima nefil ismi fil ayeti. Ve leysa aleyküm cünahtumu günah yok. Yoksa kefaret yok. Değil. Demek değil. Bir de ve rafur ismi kaldırılmaz ha. O. Hani rufi'a an ümmetel hata'u. Tamam. Ve raf'ul ismi ve vad'u fil hadisi. Bi anna'l murada nefil ismi, bi anna'l murada raf'ul ismi ve vad'u fil hadisi. Yani hadiste de hani rufi'a bazı nüshalerde neydi, bazı rivayetlerde vudi'a di. Gaye ismin raf'i, ismin vad'idir. Yani isim yok, yoksa kefaret yok. Değildir ki. Yani bu ayet, hadis, kendisi delil olmaz Hanfiler diyorlar. Diyorlar. اَوْ يَزُنُّ اَنَّهُ الْلَيْلُ Akşam oldu yani, geç oldu. Adam yazun bir sıgat-ı mudari'i, ey eftelen, adam orucunu açtı, zannen, zan ederek. وَفِي نُسْحَةٍ سَحَةٍ بِسْسِغَةِ الْجَارِ وَالْمَجُورِ وَبِزَنِّ اَنَّهُ الْلَيْلُ اَوْ بِزَنِّ اَنَّهُ لَيْلُ جَارُ مَجُرُ بِزَنِّ اَوْ بِزَنِّ اَنَّهُ لَيْلُ yani gecedir, gece olmaz zanıyla yerse. Ey eftere, yani جَارُ مَجُرُ olursa mana nasıl gelir? Ey eftere, بِزَنِّ اَنَّهُ اَيْ وَقْتَ الْاَكْلِ evet. Leylo. Zannetti ki yeme zamanı vakti gecedir. Yedi. Sümme tebeyyene ennehu naharun. Son ortaya çıktı ki nedir? Nahardır. Daha akşam olmamış. Ve haza şamilun lil meseleteyni. Bu iki meseleye nedir? Şamildir. Şamildir. Öyle değil mi? Aynen. Yani sümme tebeyyene ve haza bu iki mesele kapsıyor. Bu iki mesele nedir? Nasıl iki mesele kapsıyor? Ahaduma ennehu yakulu adam yiyor ve o yazunu ennel fecr lem yetrul. Zannediyor ki daha fecr yani imsak doğmamış. Evet. Ve kan kattala harbi imsak doğmuş o bilmiyor yedi. Ha bu onu kapsadı. Evet. Ne yapacak bunu? Bakın ve o yazunu ennel leylun. O gece zannetti harbi sabahmış. Ve sanihma ikinci mesele en ye'kule adam yine yiyor ve o yazun enne şemse garebet yiyor ama zan ediyor ki şems güneş ne olmuş? Batmış. Akşam iftarını açıyor. Evet. Zan ediyor ki güneş ne olmuş? Batmış. Batmış. Halbuki ve kanet lem tağruk. Güneş batmamış. Halbuki güneş ne olmamış? Batmamış. فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاِمْسَاكُ onun üzerine imsak vacibdir. بَقِيَّةَ يَوْمِهِ geri kalan günü, bak orucu bozuldu. Ama geri kalan günü de oruçlu geçilecek. Şafilerde de öyle. Diyelim ki yarım saat kaldı. Yarım saat kaldı yemeyecek. Sabah yemiş, halbuki baktı ki imsaktan sonra yemiş, akşama kadar yemeyecek. Tabii yemeyecek. Niye? قَدَاءً لِحَقِّ الْوَقْتِ وَحُرْمَتِ O Ramazan ayının vaktinin hakkını, hürmetini kada etmek için yemeyecek. وَفَيَجْبُ عَلَيْهِ الْاِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ şeyin mi?
İkisini kaydeder. İkisini kaydeder. İftarına sahibi. İkisini kaydeder. Niye? Kadan yahakkilil vakti ve hürmeti. Akşam, sabahtan akşama kadar yemeyecek ama orucu da bozulmuş. Evet. Niye? Lianna iftarehu evvelen. Evvelen hani yemiş, iftar etmiş ya. Şemsten şey fecir zannetmiş. Yemiş. Yemiş. Hakkun medmumun bil misli. O misliyle medmun bir haktır. Yani güne gün tutacak o. Güne gün tutacak. Kaza edecek. Ve la yecibul kefaretu. Kefaret vacip değil. Niye? Liennel cinayete kasiretun. 90'dır yani ha? Eksiktir. لِأَنَّ الْجِنَايَةً قَاسِرَةٌ Çünkü cinayet nedir? Buradaki cinayet yeterli değil. Değildir. Nuksandır. Niye? Çünkü o gece niyetiyleymiş. Tabii. Gece zanıyla yemiş. Tabii. Gecedir zanıyla yemiş. Tabii. Bir de وَلِقَوْلِ اَسْمَاءَ Esma, Hazreti Abdülhisselam'ın kızı, Zübeydun-u Avam'ın eşi, اَفْتَرْنَا يَوْمَنْ فِي رَمَضَانَ Bir gün Ramazan ayına biz iftar ettik. Fi gaymin bulutlu idi hava. Fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulü yanlıştır. Resulullah döneminde bir gün biz bulutlu bir günde oruç yedik. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Sümmetan ati şemsu. Biraz sonra baktık güneş doğdu. Karanlık değil. Ama güneş doğdu demek ki biz geç yemiştik. Evet. Kale Usametun kultu li Hişam Ben Hişam'a dedim, umiru bil kadai. Allah'ın Resulü tarafından kazayla emir olundular mı? Yani Allah'ın Resulü bugünü kaza yapın dedi mi? Kale ve budu nizalke. Bundan firak mı var, kurtuluş mu var? Tabi. Evet. Evet, tabi. Kaza yapmayla emir olundular. Ravahu Ebu Davud. Evvesele min gayril femi ağızdan değil ağzın gerisinden ulaştı. Devaun bil ilaç ilan cevfi. Cevfine ulaştı. Ev dimağihi dimağına ne etti? Ulaştı. Ne demek? Bi en dava ammeten. Ammeti tedavi etti. Dava, daveye, katele gibi. Ammeti tedaveti. Ammet nedir? Vehye şeccetülleti tebluğu umme dibağı. Dimağın ummu denilen dimağ perdesine ulaşan yara demektir. Yani beynin ana tabağı mı? Ana şey. Yok. Beyin şimdi en son bir torba var beyin içindedir. Bazen darbe deri kesiyor, kemikte duruyor. Bazı kemiği kırıyor. 10 tane yara çeşidi var kafada. Hı hı. Onlardan bir tanesi ammettir. Ammet hangisidir? Ammet dimağ ummuna yetişen yaradır. Yani o kadar derine gitmiş, dimağ ummu denilen yere kadar yetmiş. Kavuşmuş. Dimağ perdesine kadar kavuşmuş. Yetişmiş, evet. Ama min gayril mesami. Mesamlardan gitmemiş. Gitmemiş. Mesam vücuddaki delikler, kıllar, her bir kıl bir deliğin içindedir. Niye min gayril mesami dedi? Kayyede bihi liennehu vesele ila cevfihi minel mesami. Çünkü mesamdan cevfine ulaştı. Liennehu lev vesele ila cevfi minel mesami la yahdi. Ne etmez? Kadan yapmaz. كَمَا لَوْ اِخْتَسَلَ بِالْمَائِ الْبَارِدِ Örnek, adam soğuk bir suyla banyo yaptı. وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِ Cigerinde, ak cigerinde neydi? Kebit, kara ciger aslında. Ak cigere tihal denilir. Kara cigere kebit. Ak cigere tihal mi? Yok. Tihal, tihal ve tuhal ikisi okunur. Dalak. Riyeteyn Riyeteyn akciğerdir. Kebit karaciğer. Tihar dalaktır. Ve kemallav iddehene adam diyelim vücuduna yağ sürdü.
فَوَجَدَ اَسَرَ دُهْنِ فِي بَوْلِهِ Bavul yaparken baktı ki bavulü yağlı geldi. E bak bu içine gitmiş demek. Yani kendi yağ sürttü, yağın eseri bavulünde fark etti. Ev iktahale gözüne sürme sürdü. فَوَجَدَ طَعْمَ الْكُحْلِ فِي حَلْقِهِ Kuhlun tadını boğazında fark etti. اَوْ لَوْنَهُ فِي بُزَاقِ Yahut da tükürünün içinde o kuhlun levnini, rengini gördü. Levnihi de yanlış. Allah'u alem levnehu olması lazım. Yani vecede levnehu. Tamel kuhli ev levnehu. وَسُورَةُ وُسُولِ الدَّوَائِ مِنْ غَيْرِ الْفَمِّ وَسُورَةُ وُسُولِ الدَّوَائِ مِنْ غَيْرِ الْفَمِّ Yani ağzın dışındaki iler cevfi. Yani ağzın dışında ilacın karnına, cevfe ulaşmasının sureti, şekli nasıl oluyor? Bizi onu örnekle beyan ediyorum. Budur. اَنْ يَتَدَاوَى بِحُقْنَةٍ Adam fitille ne olmuş? Tedavi olmuş. Duburuna fitil sokmuş. Evet. اَوْ سَعُوتٍ Yahut da sa'ut da tedavi olmuş. Burnuna ilaç sıkmış. Damla sıkmış. Burnuna damlatan ilaç değil mi? Sa'ut damla, burnuna verilen ilaç. وَهُوَ سَبُّ فِي الْاَنْفِ وَهُوَ سَبُّ فِي الْاَنْفِ O da diyor, sa'ud nedir? Buruna dökülür. Buruna damlamak demektir. Hı-hı. Damlatmak demek. اَوْ يُدَاوِي جَائِفَةً Adam bir caifeyi tedavi ediyor. Caife nedir? وَيَلْ جِرَاحَةُ لَتِ تَكُنُ فِي الْجَوْفِ Karnında ön tarafın herhangi bir yerinde yara var. Hı-hı. Onu ne ediyor? Tedavi ediyor. Evet. Oradaki ilaç içine gidiyor. اَوْ taktura yoksa tuktire ev taktura imraetun kadın damlatıyor devam bir ilacı fi kubuliha ön tarafına işte ve huve sahihü sahih de budur yani kadının ön tarafına ilacı damlatması bu da nedir bu da cevfine ulaşmış demektir ev yaktura raculun fi ihlilihi yahut da erkek ilacı ihliline yani zekerine damlatırsa feyyeslü ilel mesaneti kadının da erkeğinin de o kadının kuburunda erkeğin ihlilinden ilaç mesanete ulaşırsa bunlar hepsi orucu bozuyorlar çünkü içine girmiş demektir. Kimin yanında? İnde Ebu Yusuf. Ama hilafen li Ebu Hanife. Ebu Hanife diyor hayır. Tarike ağız, burun, kulaklardan girmediği sürece bu gibi yerlerden ilacın girmesiyle bozulmaz. وَلَوْ دَخَلَ الْمَاءُ بَاطِنَهُ Evet. Su adamın batınına ne oldu? Girdi. Girdi. Bir istincai. Neyle? İstinca yoluyla. İstinca yaparken duburundan su girdi. Evet. Yaktığı kaza. Yaktığı kaza yapar. وَلَوْ اَخْتَرَ فِي اُزُنِهِ دُهْنَنْ Evet. Adam kulağına bir şey damlattı, kaza. Direkt mi ne eder? Kaza yapar. Evet. Adam kendine iğne yaparsa, orucu bozar, kaza yapar. Kefaret yok. Yok. Kefaret bazen Hanefilerde karıştıran oluyor. Sadece Ramazan ayının orucunu bozarsa, Ramazan ayının farz orucunu bozarsa o da yeme içmeli kefaret var. Evet. Ama bu gibi şeylere oruç bozulursa ne yok kefaret yok. Evet. Yani adam bile bile Ramazan ayında bir şey yemek suretiyle yemek içmek suretiyle orucunu bozarsa kefaret ona var. Geri kalan bazı ile de bozulmuyor. Bazı ile de bozuluyor. Kaza da yok. Kaza var kefaret yok. وَلَوْ اَخْتَرَ مَا اَنْ La yaktı. Bak ilacı damlatırsa kulağına kaza yapar. Orucu bozulur çünkü. Ama suyu damlatırsa
Orucu bozulmaz, kaza yapmaz. Kulağına. Yani tabii kulağına. Su kaçarsa diyelim ya da damlatır. Yok, damlatırsa. Bak aktara dedi. Demin hani takturu takturu dedik ya. Hı hı. O zaman hepsi toktiru yoktiru diyelim. Ekrem'e babı. Doğru. Hani dedi ya. Aktara dedi toktiru yani. He, ev yaktura yahut da yoktire dedik. Hı hı. Yok, yoktiredir. Yahut da ev yoktire. وَلَوْ اِسْتَنْشَقَ الْمَاءَ Adam suyu istinşak yaptı. فَوَسَلَ اِلَى دِمَاغِهِ Dimağına neydi? Ulaştı. Kada ne eder? Kaza eder. Oldu mu olmadı? وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ الْوُسُولَ اِلَى الْجَوْفِ وَالْدِمَاغِ مِنْ غَيْرِ الْفَمِّ وَالْمَسَامِ مُجْبُنْ لِلْقَدَاءِ وَحْدَهُمْ Niye biz diyoruz cevfe usul, dimağa usul, ağızdan mesamların dışında. Mucibun il kada, mucibun kada diyoruz vahdır. Kefaret değil de mucibun kadadır. Li vücudi manel fıtri, fıtrın manası vardır. Ne de fıtrın manası? Ve o selahul bedeni. Selahul beden var burada. Bir de ve o selahul bedeni ve adamu suretihi. Bakın, li vücudi manel fıtri ve ve selahul bedeni o ve ademi suretihi. Allah'ın o ademu değil de, sizinki demin mi? Yok. Şimdi fıtrın manası var, fıtrın sureti yok. Fıtrın manası varsa kul selahul bedendir, kaza düşüyor. Ama fıtrın sureti yoksa, hani zahiren ağzıyla bir şey yemek olmadığı için, o vahdehu olur. Yani kefaret, kadayla beraber kefaret olmaz. Adem olsa mana verilmez. Yani şeyde... Yok, doğru. Ademi de demeyi siliyorum. Tamam var mı senin? Var, koymuşuz. Bildiniz değil mi? Li vücudi manel fıtri ve selahul bedeni ve ademi sureti. Fıtrın manası var, sureti yok. Manası varsa kefaret, kaza var. Sureti yoksa kefaret yoktur. Ve fil hidayem وَمَنْ اِحْتَقَنَ Kim ki hukneti kullanırsa, fitili. اَوْ اِسْتَعَتَ Kim sauti buruna ilacı damlatırsa. اَوْ اَخْتَرَ فِي اُزُّنِهِ Kim kulağına damlayı damlatırsa. اَفْتَرَ iftar eder, orucu bozulur. Delil, لِقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ مِمَّا يَدْخُلُ Fıtır, dışarıdan içeri girenden dolayıdır. Ravahul Beyhakiyyu fi sunenihil kubra an İbni Abbasin ennehu zükire indehul vudu'u. Bu hareketler Allah-u Alem yanlıştır. Ennehu zükire indehul vudu'u mine ta'ami. Yani bir kişi yemek yediğinden dolayı abdest alır mı, almaz mı? Bu konu onun yanında geçti. Yani yemeğden dolayı abdest alınır mı? Bu mevzu onun yanında zikredilince fakale dedi el-vudu'u mimma harece. Vudu insanın içinden dışına dışına çıkandan dolayı vudu gereklidir. Ve lesmaya dahale girenden dolayı değil. O zaman yemeden dolayı abdest alınmaz. Ve emel fıtru femmin madde hale fıtır. İçeriden diş, abdestin tam tersi, içeriden dışarı girendir. Dışarıdan içeri girendir. Yani dışarıdan içeri girenden dolayıdır. Ve ruvya an Ali'yin, Hazreti Ali'den rivayet edilmiş ne min kavli, Ali'nin bu kavlu. Ha, ve ruvya an Ali'yin min kavlihi. Bu Ali'nin kavlundan da rivayet edilmiş. Demin İbn Abbas bunu söylemiş dedik ya. Hı hı. Bunun aynısı Hazreti Ali'nin kavlundan da rivayet edilmiş. Hazreti Ali de böyle demiş. Evet. El-vudu mimma harece ve leyse mimma dahale ve emel fıtru fe mimma dahale. Ve ruvi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'dan da rivayet edilmiş. Ama ve leyse sabit değil. Yani güçlü bir rivayet de değil. Yalnız isnat edilmiş, rivayet edilmiş.
Oldum. Oldu. Ev ibtela'a hasaten burada dursun ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب